Değerli izleyenler, hepinize merhaba. Dünyadaki Türkiye başlıyor. Dünyadaki Türkiye'de bildiğiniz gibi her hafta Türklerin yaşadığı farklı coğrafyalara doğru geziyoruz ve onları masaya yatırıyoruz. Bugün e, Türkler kurdukları medeniyetlerle dünya tarihine geçmiş durumdalar. Yalnız içerisinde bulundukları coğrafyaları değil, hemen hemen bütün büyük medeniyetleri etkilemişler. Ve bazı e, tarihçilere göre de tarihi yeniden inşa eden milletlerin başında geliyor. Dolayısıyla bugünü tam anlayabilmek için Türklerin dününü de konuşmak gerekiyor. Türkler olmadan bir dünya tarihi yazmak mümkün değildir. Bu söz kıymetli büyük tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı hocamıza ait. Kendisi şu an konuğumuz stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Iyi Çok iştahlı. teşekkür ederim. Sağ olun. Ee... Memnun oldum. Buyurun. Eyvallah. Biz. İsterseniz buradan devam edelim hocam. Hayır, Türkler hayır, olmadan söyleyeyim. dünya tarihi yazmak e, mümkün değildi. Evet, Türk nedir hocam? Nereden çıkmıştır? Bizde tabii e, ön planda böyle birçok e, büyük bir dominans, hakimiyet olarak telakki ediliyor. Bir hamaset e, deniyor buna ama e, bu bir hamaset değil. Çok pratik bir e, görüş, pedagojik bir görüş. Ben kullandım bunu. İki izahı vardır. Bir kere Türkler olmadan e, sureti katiyede tabii eski dünya tarihini anlamanız mümkün değil. Ve bu eski dünya tarihinin de bir bölümünü değil. Yani Türkler aşağı yukarı e, dünya tarihinde e, isimleri milat sıralarından başlıyor. Fakat 6. yüzyıldan itibaren dünya tarihinin içinde yer almaya başladılar. Büyük imparatorlukları mesela en azından Bizans-İran kavgasında yer alıyor Göktürkler. Evet. İpek yolları dolayısıyla. Ve ondan sonra İslamiyet'in gelişmesi sırasında Fatihlerin, Müslüman Fatihlerin Rastladıkları ilk ciddi duvar. O çok evet. açık. Yani bizde çok yanlış yazılıyor tarih. Kuteybe bir Müslüman geldi Orta Asya'yı aldı, Ay, alamadı. Yani Türk herhalde orada Türk savaştı. Türk işlerle kavga etti ve öyle Türklerin üç günde Müslümanlığı kabul ettiği falan doğru bir teori değil. Yani evet. bu bir fantazi zaten. Yani. İşte Macar kralı Istvan Hristiyan oldu, vaftiz edildi ve ardından bütün ahali vaftiz edildi. Macaristan Hristiyan oldu. Doğru. Evet, Knyaz Vladimir işte Rusya'da efendim kendi vaftiz oldu. Ondan sonra ahali Dniyepr soktu çıkardı, vaftiz etti. Kreschatik denen bugünkü bulvarda yürüdüler. İlk prosesyon Hristiyan oldular. Polonya için aynı şey. Ya Klovik işte kral oldu. Fransa Katolik oldu falan. Yani, Bizde de e, Satuk e, Burahan var hocam. Katolikti. Evet. Efendim o çok sonra. Satuk Burahan doğrudur. E, 11. asıra gelir artık neredeyse yani ucu. 10. Evet. asırdır. Saltuk Burahan'ın e, iktidar olarak menşei Karahanlılar veya bir başka taraf. O tartışılıyor. Biz o tartışmayı şimdi yapacak değiliz. İlk Müslüman devlettir. O da doğrudur. Evet. Bunun içinde de herhalde insanlar kabilevi bağlar dolayısıyla yakınlıklar dolayısıyla birbirlerini böyle sökük gibi takip ederek şey yapmışlar. Kelime-i Şehadet getirmişler. O açık. Fakat ondan evveli ne yapacağız? Evet. Yani hataların sonu yok. Ben bir Alman Okul Ansiklopedisi'nde okudum. Ee, Türkler diyor 651'de diyor e, İran'ı diyor fethedip İslamlaştırınca diyor yani, <laughs> yani hatayı görüyor musun? Talas Savaşı bile 751, 100 yıl var arada. Yani Ali ile Muaviye, Fatıma, Hazreti Fatıma'nın çocuklarıdır kader. Hani bir gülün şey... Anakronik yani, ve çok yanlış yani. Bir kere Türklerin İran'ı Müslüman yaptığı çok şüpheli tabii. Şüpheli değil, çok kesin yapmadı İran'ın Türklerin Müslüman oluşu, bu dini kabul edilisi üzerinde etkisi var. Evet. O çok açık. Yani bir kavramsal bir şey var. Tabii. Onu. Çünkü tarihi bir bağ var İslamiyet öncesi iki taraf arasında bugün artık yavaş yavaş bilim aleminin tarihçiliğin taradı. İşte ilk etaba girdik şimdi. Türkler olmadan dünya tarihi anlaşılmaz. Evet İran tarihi anlaşılmaz. Peki İran tarihi bilmeden Türk tarihi anlaşılır mı? Hayır. O da anlaşılır. Yani evet. olmaz. Şimdi işin için e, e, Atatürk'ün e, Türkiye'nin en mecalsiz zamanda, yani birinci savaştan çıkmışız. İstiklal Savaşı'ndan. Fakir bir Türkiye var, imparatorluğun en çok harap olan, nüfusça en azından bir bölgesinde. E, dünya çapında bir edebiyat fakültesi kuruluyor. Yani mühendislik, tıp falanla birlikte var onlar da. Onlar kadar buna da önem veriliyor. Onlar kadar bunlardan da Avrupa'ya falan talebe gönderiyor. Çok açık, anlamazsın Türk tarihini çünkü. Evet. Yani bileceksin yani İran'ı bileceksin, Çin'i bileceksin. Erken dönemde bileceksin. hatta Çin tarihi de aynı şekilde Çin Türk tarihiyle iç içe oradan geçmiş. yazıtlar. Sen onları el alemin okusuna da güvenemezsin. Mesela Dugwin'in şeyi var değil mi? 18, 12, 17, 18. asır dönemecinde 14. Louis uleması. ...onun büyük eseri vardır. Yani analleri falan... ...Çin anallerini çevirerek... E, ...derleyerek... ...şerh ederek... Evet. ...Türklerin tarihini aydınlatıyor. Di tartar, de mongol, de Türk... ...falan tabirlerini kullanarak... ...başında başlıkta. Şimdi bunu Hüseyin Cahit... ...çevirmiş. Nasıl çevirmiş? İyi çevirmiştir. Yani Fransızcası... ...iyi, ciddi evet. bir adam ama... ...yetmez. Yani o digvi işi ne kadar ciddi yapmış onu anlayacak bir mütercimin yap. Ne o da ne olur? Evet. O sinolojiye vakıf olmakla olur. Binana ne rastgele çeviri yapamazsın. Yani bu evet. benim bir fizik kitabını teorik fizikle ilgili veya lineer algebra ile ilgili bir kitabı çevirmem kadar mahsurlu bir şeydir aslında. Peki hocam Çin kaynaklarında genelde Türklerle ilgili ilk şeylerin geçtiği söyleniyor. Geçer efem geçmeyecek diye bir şey yok. Komşu bunlar kuzeydeki kabileler ve bunlar böyle haydut kabileleri değil kabile yani örgütlü. At bakıyorlar. At bakmak çok örgüt gerektir yani. Mesela çok biz bugün şey. oradaki Madun'un, Mete'nin, Oğuz Kağan olduğuna i̇şte dair bir şey isimler ulaşıyor? geçiyor. O isimlerle bu tarihi bağlantıyı kuruyorsun. Evet. Ee, yani Oğuz Kağan çok efsanevi. Mete Han oradan çıkabilir. Oğuz Han Mete mi o da tartışılıyor. Evet. Oğuz Han tabii çok efsanevi. Biraz yani e, Fransızların bile tarihlerindeki kurucu kurallarının arasında Böyleleri vardır anladınız mı? Bu 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 önemli Almanların tarihinde falan evet. ama e, mesela Cengiz öyle değil onun için Türk kavimlerinin doğudaki devletlerin bir sürüsü de Cengiz Hanla akrabalık iddia ederler Timur'un evet. olduğu gibi Timur mesela onun damadı olduğunu söylüyor onun için evet. Emir Timur yani. Sultan Timur. değil, emir. E... Külek, evet, yani sultan unvanını, han ünvanını almıyor mesela. Al, ha, ona evet. önem veriyor. Çünkü efsanevi hükümler gerçek anlamdaki şey kurucu hükümler. Çok tarihi zamanlarda o her zaman bu tercih edilir. Yani e, bunların üzerinde durmamız gerekir. Şimdi e, bir şeyin üzerinde başka yaklaşım var. Devam ediyorsun. 16. asır Alman tarihi anlaşılmaz, Alman-Avusturya tarihi, Rusya tarihi anlaşılmaz. Yani öyle evet. bir şey ki erken orta çağlardan başlayarak yeni çağlara kadar bir Türklük var dünyada eski kıtalarda. Şu Bu, haritada gördüğümüz işte haritada şu şu mıntıkada gördüğümüz evet. yerlerin hepsi ee, bunun içinde bunu anlamıyor. Venedik tarihini anlayamazsın yani Osmanlılar olmadan. Bunlar çok, önemli tarihler. yani Pek Venedik... çok tartışma var hocam. Fakat, pek çok tartışma var. Fakat evet. e, şöyle bir hakikat var. Hani Türkler hep e, batıya doğru yönelmişler. Ve batıya ilerledikçe de işte sentez e, kurarak yeni medeniyetlerle ortak o, bir... Bunlar şey, çok fazla ederek. umumi. Yani sentez çok güzel bir şey de fazla da sıçrarsan çuvallarsın. E, olmaz yani tökezlersin en azından. Şimdi batıya doğru ilerlediğimiz doğru. Çünkü bizim çıktığımız yer Ötüken. Yani bugünkü Moğolistan sınırları. Türklerle Moğollar iç içe, komşu yaşarlar. Ama birbirlerine evet. benzemezler onu söyleyeyim. Yani benzemiyor. Müspet menfi anlamda. Evet. Mesela Moğollar bazı konularda bize göre çok farklılar. Türklerin Müslüman olmadan evvelde ırz ve namus konusunda cinayet işleyecek ve ağır ceza verecek kadar e, hırslı ve toleranssız bir yapıları var. Belki de bu o dönem için çok lazım bir şey. Evet. Moğollar o kadar değil o konuda. Halbuki ikisi de benzer benim Halbuki ikisi de mecbur benzer mecbur orada toplumlar. yaşıyor zaten. O çölde yaşayan adam atı, iti, otu, eti birbirine... Tabii. E, benzeyen yollarla kullanmak zorunda yani e, sen eti buzdolabında saklayacak değilsin öyle bir şey yok evet. yani e, hayvanlara aynı şekilde bakmak zorundasın. A a attan başka yük hayvanları var deve falan aynı şeye tabi aynı cins develer bunlar değil mi? Evet tabi. Kuzular koyunlar ne varsa ortada yani yiyeceğin etin yanında. O bitki örtüsü malum, o iklim malum. Bunlar açık fakat değişik. Bir kere dillerinde çok şey kelimeler, temel lügatlar farklı. Yani bize bütün Slav dillerinde işte rakam isimleri aynıdır, çiçek evet. isimleri benzer aşkla, sevgiyle, şefkatle ilgili kelimeler metafor halinde veya benzer yani. Bunların ikisinin arasında öyle bir şey yok. Benzer kelime dediğin zaman curt çıkıyor, çadır. <gülüyor> <gülüyor> benzer kelime dediğin zaman işte buna tüm şeyler, silahlı. Veya birbirimizden aldığımız kelimeler var. Onu ulus, ulus gibi. çünkü aynı yerde kavga evet. ediyorsun. Tuhaf bir şey. O kelimeler Macarca ile de benziyor. Öyle şeyler. Şator, bator, bilmem ne, kiçek, kiçke falan. Keçinin adı, küçüğün adı. Bunlar yani Osmanlı hakimiyetinden falan çok önceki kelimeler. Evet. Peki hocam Macarlarla ilgili olarak Macarların Fin-Ugor e, kabinesinde evet, olduğuna dair ben, onlar, bir şey var. Onların arasında böyle bir bilgi ilgi olduğu malum değildi. 18. asırda e, ünlü filolog Giarmati, Giarmati diye yazılır. Evet. Giarmati Fin ve Macar dilleri arasındaki akrabalığı tespit etti. Çok zor çünkü görüyorsun mesafe uzak. Evet. Ve müşterek kelime de sadece yedi tane mi ne? Fazla değil yani. Türkçeyle benim dediğim deminki Türkçeyle daha çok. Evet. Hiç mesabesinde neredeyse. Yedi, hayır işte benziyor. Yani şey grup aynı. Sonra zaten tabii konuşurken öyle. Ben mesela size söyleyeyim ben Macaristan'a gidiyordum tabii gençliğimde. İlk görüşüm şu bir sarışın grup böyle kızlar grubu başlarında da biri öğretmen herhalde bir şeyler anlatıyor. Bu nasıl macerce? Bunlar nasıl macer diyorum. O arada çok komik bir şey oldu. Rahmetli dostum yani o zaman Viyana'da diplomattı. Gazne Soysalla gitmiştik oraya SGT. geçiyorduk. Duran yani durduk. O biraz sarışındır böyle biraz da Avusturyalı'ya benzer. Geldiler bize yo şey sordular, bir şey sordular Alman turistler. Bilmiyoruz deyince kızdılar falan. Ne kız en Macarsınız en bilmiyorsunuz diyor <laughs> ikimizin konuşmasından <laughs> orada anladım ya. bilmeyen adam için tanılar <laughs> aynı mesela bir başka yerde. Şimdi bu tabii çok. Mesela bir Macar arkadaşım vardı. Restorandan çıkmış karı koca. Kocasına bir şey söylerken şoför dönüp buyur abla demiş. <laughs> Şimdi bu tabii tatlılardan da hareket etmiş olabilir. Ama şurası bir gerçek. Bu akrabalık çıktı. Sonra iş yürüdü. Bu rastgele bir keşif değil çünkü filolojik tasnifler çok sakattı o devre kadar. Hmm. yani evet kelimesinden yahut İncil'deki anlatımlardan gelen garip kıyaslar vardı. Evet. Bu tip şeyler e, bitti. E, bu çok önemlidir bu. Bu bizim Finogrik dediğimiz şey. Biz konuyu fazla dağıtmadan gitmek zorundayız. Yani bu Hocam e, o zaman şöyle bir yere gelelim yani mi? Amerika bu... kıtasına bile bugün bazı şey kızıl deriler işte Türklerden Sibir Türklerinden ne kadar benziyor falan. Şimdi açık söyleyeyim o tabii çok etkili ve yapıcı bir tarih değil. Yani nihayet Bering Boğazı'nı geçen bir takım Sibiryalılar e, bu tarafa geçiyorlar geçiş mümkün olabilir. Yani Nani evet. nitekim Pasifik'te de öyle adalar arasında geçişler var ki şaşarsın yani bir takım ırklar arasında. E, o olabilir ama bunun bir tarih çizgisini değiştirdiğini zaten yeni dünyayla alakası yok. Evet. Söylemek zor fakat yeni dünyada e, Türklersiz bir tarih parçasını incelemek e, mümkün değil. Mümkün değil. Peki Tabii hocam aynı bu şekilde de Türkler de çok izole bir millet değil. Başkalarını öğrenmek zorundayız. Böyle göçebe bir millet nasıl oluyor da göçebe bir, millet bir tarih yok. kuruyor? Göçebe o sizin sokaktaki göçebe kelimesi değil. Yani bugün Türkler belediyeyi tenkit edeceğine boru patladığında göçebelikten bahseder veya işte herhangi bir görgüsüzlük, şeylik, göçebelikten çok daha hazin hatalardır onlar. Yani mesela bugün Türklerin dinlediği müzik bugün bugün bu asırda evet. bu on yıllarda bunların müzik sevki bizim milletin göçebelikle falan izah edilmez. Çünkü göçebelerin o uzun hayatları, zor hayatları, zor hayat şartları ve uzun gecelerde dinleyecekleri, yapacakları müziğin o derece sistemsizliği, tahammülü yoktur. Evet. Yani insanları delirtir. Her şey öyledir yani. bir ritim var değil mi? Bir gibi tempo var. Yapamazsın bugünkü gibi süsleme yapamazsın. Yani hayır orada bir denge olması lazım. Rastgele evet. şeylerle o insanlar kendi mikrokozmografyaları içinde yaşayamazlar. Çok önemli bu. E bunu yapamazsın. Onun için böyle göçebe göçebe deyip tutturmayın. Zaten göçebelikte kalmadı. Yani Yok, Başbakanımız şimdi... beyaz at diyordu bu memlekette. Yani bu olmaz. Bütün dukatlar ölmüş falan. İnsanlar bilmiyor yani. Mesela Rus diyor ki loşat kelimesi, at kelimesi sizin alaşadan gelir diyor. Bakıyor Türk çocuğu böyle. Alaşat şey, dişi at. Evet. Yani onu bilmiyor mesela. Şimdi onlar doğru değil o bakımdan ama şurası bir gerçek. Tarihimizde göçebe ne? Göçebenin göçebesi var. Göçebe var. Koyun kuzu keçi dolaştırır, ondan yaşar. Göçebe var. Arap urbanı gibi develeriyle geçinir. O bir çöl medeniyetidir. Göçebe var. Atçılık yapar. Son derecede hareketli, bakımı zor. Ee, ...kullanımı zor fakat o derecede de farklı değil mi? Yani yük taşımaktan evet. tut da savaşa kadar onu kullanıyorsun. Mesela Germen Karna diye bir İsviçreli veterinerin bir eseri vardı. Das Hufen in seiner Bedeutung für Kultur und Zivilisation diye. Yani e, medeniyetin ve kültür için... E, Adnan'ın önemi, Adnan'ın. Hmm, Allah Allah. Yani orada bayağı böyle incelemiş. Türkler pek yok ama nereye geliyor yani hemen hemen. Üzengi, at falan bu gibi şeyler bunlar büyük teknik şeyler. Kullanımı değiştiriyor. O bakımdan Türk göçebeliği tabii atlara dayanır. O. Bu minhan devri, köktürkler Türkler, hmm. O bir kültürdür ve bu bir üretimi teşvik eder. Mesela 11. asırda Kadı Ahmet Endelusi kitabı tabakat vel umem kitap yani kategori de nation diye çevirdi bunu Barbier Malinar Fransızçaya. Evet. Çok güzel bir çeviri. Tavsiye ederiz herkesleri okumaları için herkese. O tasnif ediyor milletleri yani diyor işte medeniyeti geliştiren milletler diyor İbraniler, Mısri'ler, İranlılar, şeyler, en son Araplar. Evet. 11. yüzyılda o, en Endülüs en. 1100'lere geçer evet. o. Şimdi orada diyor ki bu diyor Çinliler ve Türkler bu kategoriye girmez diyor. Fakat pratik milletlerdir, ameli ve bunlar e, çok şey satar, geliştirir tabi Birisi silah, atla ilgilisi, şey, işte öbürü de kağıt, mat, evet, ne varsa pek mi? Pek ortadan. Barut şüpheli nasıl bir barut oldu ama bunlar. Bunun dışında herkes diyor iklim dolayısıyla çok karanlık, çok bereketsiz çok şey bir hayat yaşar diyor yani bütün kuzey ve bütün güney. Hmm. Kuzey de dahil. <laughs> Ee, şimdi o kategori de nasyon, bugünkü şovenizm falan gibi değil öyle Milliyetler çatışması gibi falan. Yani pratik bir coğrafya bakışı sonra da yaşadı bu. Evet. E ee, orada mesela görüyorsun bu Türkler işin içinde askerlikle içindeler. Kavgaya katılmadıkları zaman bile katıldıkları zaman İslam tarihinin asıl uzun ve bereketli safhasını biliyorsun. Türk devletleri Tabii. Ee, Avrupa'ya Doğulular girdiler. Bu görünmemiş bir olay. Yani Hangi? Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından Bizans'ın tekamül etmeye başlamasından sonra yavaş yavaş önce zecri kavimler olarak girerler. Ondan sonra nihayet fütuhat devri başlar biliyorsun. Evet. 12. 13. yüzyıldan itibaren. E bu girdiler yani bu çok enteresan bir olay. Oralara girmediz ondan evvel başka biri. Yani tarihte İranlılar Küçük Asya'yı aldılar. Yunanistan'ı gidip evet. istila ettiler. Küçük Asya'da hakim olarak kaldılar Persler, bugün. Evet. evet Yunanistan ismi İonya için kullanılır evet. falan. Ama yani tarihte Avrupalılar şey, Asya'dan gelip de Avrupa'nın içine girmediler. Yani Roma devrindeki kavimler göçü bile kıtanın kuzeyindeki insanların güneye inmesiyle olmuştur. İlk defa 13. asırda işte şeyi görüyoruz. Mogol, Tatar falan diye. Evet. Tatar en büyük Mogol kabilesi. Doğrudur adı Mogol'dur. Fakat onlar orada şey, headquarter, merkezi karargah, merkezi Hı -hı. kuvvet, teessüs makarı orası yani. Asıl etraftaki bütün kabileler hepsi Kıpçaklar falan. Yani Bugün şimdi tatlar onlar kavramıyla... Kendi, işte onlar Tatar diyor kendine, evet. yalnız. Kıpçak'la Tatar, yalnız. Bulgar karışıyor biraz birbirine. Hayır o Bulgar ayrı bir şey. Bulgarlar... Bu itil Kıpçaklar, Bulgarları var ya. Evvel, evet orada yaşarlar. Onların devamı galiba çuvaşlar oluyor. Hmm. Yani Türkler tabii bunlar evet. ve Müslümanlığı kabul Müslümanlığı etmiş kabul Bulgarlar bazen. ama evet. kaç tanesine kadar etmiş o bilinmiyor. Yani öyle Karahanlılar falan gibi değil. Bu hükümdar düzeyinde bir kabul var mı Bulgarlarda? Hükümdar düzeyinde olur. İçindeki kabilenin biri eder, öbürü etmez. O da onu çok rahatsız etmez falan böyle dayatma yok. Ama e, Bulgarlar isimlerini bıraktılar evet. Slavların ülkesine. Yani Bulgarlar, Türk lafı yanlış bugünkü Bulgaristan için kullanılan. Bulgarlara isimlerini verdiler onlar. Evet. Çünkü silah güçleri var, organizasyon güçleri var. Durdurdular onları. Han Asparuh değil mi? Geldi böyle, kurdu. Evet. Eridiler sonra. Böyle vakalar var mı tarihte? Oo, var. Çok. Mesela Meml eski çağda... Yok efendim memluklar zaten bir sınıf, askeri sınıfı. Şimdi ilk çağlarda bronz devrinin geç bronzdan itibaren Ukrayna'dan geliyorlar muhtemelen. Naşit denen kendilerini öyle diyen bir halk millet het, het diyor onlara yanlış olarak. Çünkü Anadolu halkının adını bu gelenlere de vermişler. Evet. Hüküm kürüyor. O gelen naşiler kimse, hiç alakaları olmadıkları halde Anadolu halkıyla onların ismini alıyorlar. Bu da tersine bir vaka. Veya Prusya. Prusya, Prusya diye karşımızda askeri bir Alman. Halbuki alakası yok. Orada Pruslar vardı. Onların adını bunlar aldılar. Pruslar hemen hemen öldü gitti. Litan da gitti yani. Sekiz tane falan ismin hali Bu Macar varmışlar. ismi nereden geliyor hocam? Macar ismi Fin ve fin Ugor. Ve Ugor. Fin ve şey Macar kabilelerinin karışımından ileri geliyor. Yani e, onların ismi evet o Ugor ve Fin'in isimlerinin karışımından ileri gelen bir kelime. Enteresan maceraları var. En son tetkiklerden biri. Herkes kabul etti bunu. Ankara'da da büyük elçiydi kendisi. E, biliyorsunuz belki duymuşsunuzdur. E, Şabo. Evet. E, bu zat profesör şey yaptı. Yani e, gitti Kasım bölgesinde Kasım Hanlığı derlerdi evet. e oraya. Dedi ki bu kolay bir şey değil. Sovyet devrinde oraya Mevarşeva baktığında bile olsan yabancı pek giremezdi. O ayrıca bir enteresan bir olay. Güya bir kere gezerken Rus arkadaşıyla o da Dimitri'di müteveffa. Polis durduruyor. Kimlik yapacak. Bu böyle bakardı. Bizimki böyle bakar. E, şey İsmail Bey böyle bakar demiş ki arkadaşım kardeşimi klinikten aldım eve götürüyorum da demiş yani <laughs> delili diye geçmişler neyse. Böyle bir enteresan olay var orada fakat o tespit etti bunu. Ee, başkırlar, Başkırdistan'ın <laughs> evet. başkırlar Macar'dan gelme Türkler. Yani onlar Macar. Çok ilginç bu şeyler. Çünkü bazı kelimeler Türklerde yok yani diğer Türk kabilelerinde mesela onların kullandığı kurt kelimesi yok. Evet. Peki hocam, Kıpçaklar şimdi bir Oğuzlar var, bir evet. Kıpçaklar var. Tarihsel rekabetler de var. İşte evet. ha Harezm Hanlığı'nda falan gördük Harezm Hanlığı Oğuzca konuşur. Bugün evet. de Üzbekistan'ın bir kısmı yani Hiva öyledir. Eee <laughs> Özbeklerin kendileri Kıpçak grubundandır. Evet. Tabii iki tarafta yoğun Farsça kullanırlar. Onu da anlamak lazım. Bu Bugünkü bize... Kazan Tatarları da herhalde Kazan Kıpçaklarla beraber ve efendim, Kırım Kıpçak Tatarları da. Kıpçak kendisi, Kıpçak. Evet. Ama o Kazan Tatarları e, çok müdekik, çok çalışkan sadece Rusça'ya değil Batı dillerine de bir yerde münevverleri hakim olduğu için eskiden beri bugün evet. de bunlar bu Tatar ismini attılar yanlış diye istemiyorlar. Yani Cumhuriyetin i̇stemiyorlar, adı evet. Tataristan ama kullanmıyorlar. Bu Ruslar tarafından verilmiş bir isim mi acaba? Ha, evet. Tataristan? Çünkü ne yapsın Rus bilerek bilmeyerek değil istila eden o yani. Evet. Bu Voltatarskı İga diyorlar değil mi? Bizde ee, de çok etkili Cumhuriyet'in ilk döneminde Sadri Maksudiler e, filan. Sadri Kırım Bey'den hem... çok şey, e, tarihi coğrafya bilen e, Zeki Velidi Togandı. Evet, e, doğru o da Zeki kazandı. Velidi Togandı, başkırdır güya. Yani Tatar başkır, neyse bilmiyorum, başkırdır. E, yani kuvvetli bir bilgindi. Tarihi coğrafya bilgisi oldukça kuvvetli bu tarih coğrafya bilgisinin kuvvetini benim gibi tarihçilerin söylemesine pek itibar etmeyebilirsiniz. Estağfurullah. Fakat Celal Şengör mülahi Zeki Velidi dediği zaman selama duruyor. Çünkü adamın gerçekten ciddi bir jeoloji bilgisi de var. Evet. <laughs> Peki hocam 16. yüzyıla geldiğimizde şöyle bir manzara var. İşte doğuda Hindistan, Afganistan coğrafyasında Babürlüler çıkıyorlar 16. yüzyılın başlarında. Evet. Bir hemen yanında Özbekleri ortadan kaldırmış Şeyban Hanlığı'nın Safeviler var. Şah İsmail diye bir adam çıkıyor. Evet. Beride Yavuz var. Şah. Aşağıda Memluklular var. Tam bir Türk asrı. Bunların... Tabii Türk asrı. Üç imparatorlukta Türk imparatorluğu. Ne ifade ediyor? Çok şey ifade ediyor. Müthiş bir alışveriş var. <laughs> Memlukluları Şah İsmail, o dönem Çerkez mi Favir, kabul etmek şakır lazım? Şakır Türkçe konuşuyor. Şakır şakır Türkçe şiir yazıyor. Aruz veznini bile tertemiz bir Türkçe ile kullanıyor. Ee, İran Şahı ve İran'ı İran yapanlardan biri yani kimliğini verenlerden biri. Evet. Ondan sonra e, Yavuz Sultan Selim Han da Farsça şiir yazan, e, Müslümanlığına çok ağır veren bir e, evet. Türk tabi belli oldu. Babür de belli. Timur torunu. Sorsan kendilerini Mogollara bağlarlar. Sonra da Hintliler bir şeyler onlara Mugal deyince kızıyoruz. <laughs> Niye kızıyorsun? Kendi öyle koymuş adını. Millet evet. ne bilsin? Tabii değiller. Alakası yok. Bir de onun Babürnamesi var. Babürname o to bir şaheser. Evet. Yani bunu herkes söyler. Hatta tercümesini okuyanlar söyler. Evet bu kadar parlak bu kadar derin tahlilli bir uslup böyle bir tarihçi eseri bir devlet adamı bir var olarak adam öyle yani adam evet. çok kuvvetli bir, bir de adam. hayatı çok maceralı esir düşmeleri rağmen tabii ilham, Hindistan'da bütün bu ortamda falan bunu yazmak bir şey, esir düştü değil yani bunlar çocukluktan kavga ediyor Timur da öyle Orta evet. Asya'da bir hakimiyet kurmak kolay bir şey değil ki herkes herkesin gırtlağında böyle evet. Yani Anadolu'da hakimiyet kurmak kadar değil. Bir kere mantığı yok insanların. Bir, yani birlik ne anlamamışlar. Evet. İtalya'da anlamamış. Mesela Machiavelli istediği kadar delirsin. İtalya günün birinde Napolyon gelince istiladan sonra birleşmeyi düşünmeye başladı. E yani ve şu tarafları var tabii. ...birliği sağlayacak bir silah üstünlüğü, bir taktik, strateji üstünlük yok. Onun için Osmanlı İmparatorluğu dediğin zaman bugün tarih yazıcılığı bu devlet yapısı üzerinde büyük saygı duyması gerekiyor. Evet. Büyük üstadlar da öyle yaptı. Yani mesela Halil Hoca, her insan var. kadar insandır, içinde asalet de vardır, aşağılık numara da vardır işte derdi. Ama yani o nasıl kuruyor? Madde bir, bir kere çok mucitler, çok büyük taklit evet. kabiliyetleri de var. Ateşli silahları tatbik eden bir ordu. Yani Rönesans çağında, 15. yüzyılda, 16'nın ilk yarılarında evet. ateşli silahları bu kadar etkin biçimde kullanıp onun etrafında bir orduyu organize etmek... Asya'nın devşirme metotları, talim teknikleriyle bu teknolojiyi getirmek yan yana o zaman bir imparatorluk kuruyorsun. Yeni çağ alt üst eden bir şey. Onun için Hele bu Otluk Beli Savaşı'ndaki ki, e, tabii ne evet, Otluk de Mercidabık'ta evet. hepsi Ridaniye'de yani Memluklar dediğin köler işte kölemendir. Evet. Ee, satın alınmış Kafkasyalı devşirilmiş Türkmen, Orta Asyalı falan evet. gençler. Bunların kılıç kalkan kullanması Türklerinkinden aşağı değil ki. Yani bizim Anadolu Türklerinden var. Aynı şekilde İran'da. Zaten Şah İsmail'in ordusunda buradan şahseverler var. Karşıya geçenler. Ben bu efsanenin çok abartılma olduğunu düşünüyordum bir gün bir film çevirdim, Mali'nin bir kültür bakanı var. Güzel, zeki bir kadıncağız. Yani çok şeker biri Maalesef onu aşağı ettiler. İşte küçük Afrika'nda drama o tabii. Böyle insanlar fazla oturamıyor. Efendim o bir film yaptı. İpek yolu kadınları diye. Ben takdim edecektim onu UNESCO'da. Pek seve seve gitmedim vazife diye bizim ambasadörümüz, büyük elçimiz oradaki Cengiz, Altay Cengiz her şey yaptı diye. Valla hayatında bu kadar mutlu olay. Film bir başladı, ipek dokuyan bir kadın Gilan'da. 16 Allah, Allah Türkçesini konuşuyor, düşünebiliyor musun? Nasıl? Kaçanlardan, i̇şte şahseverlerden oraya geçmişler. Öyle üç kişi, beş kişi, on kişi falan değil bunlar? Koca kabileler halinde. Yoksa asimile olurlar üç bir iki beş kişi olsa. Tabii ve Hay bunlar bu. Şah İsmail'in ordusunda bunlar var. Bizden daha az savaşmıyor ki onlar köpelerde cenge ama silahları kullanan bir Yavuz Selim Han var. Bak evet. Cemal Paşa, Süveyş şey, Kanal'da. geçemedi o çölü doğru dürüst millet kör oldu. Bu adam oradan burnunu kanatmadan milleti geçirdi. O kadar iyi coğrafya biliyor, o kadar evet. iyi strateji biliyor. Çok büyük bir Maraş Ve şeyi böyle çevirdi değil mi? Kahire'yi evet. karşısında bitirdi Kansu evet. Bitirdi yani çok şey. Yani bir bakıma yani Timur'un yapamadığını, daha önce Hülago'nun yapamadığını yaptı. Mısır'a ulaştı. E Hülago zaten Mısır'a ulaşamadı çünkü Memluklar yedi onu. Evet. Timur akılsız değil oraya kadar. Bunlar hepsi geleneksel ordular. Evet, tabi. Yani silah yok elde yani bu bu şekilde. Bunlar şeyle gidiyorlar. Tabi Timur'un stratejisi çok enteresan. Yani çok garip stratejileri var kılıç kalkanın ötesinde. Filler var bir de. Fillerin hiç de o kadar büyük bir rolü olmuyor. Yani filin rolü olması için başka şeyleri kullanırsın. Biraz korku mu salıyor o fillerle? Tamam da yani filler rezil de olabilirsin. Fil seni de ezer. Fil savaş hayvanı değil ki. Yani Ürkerse değil mi? Geri dönerse? De at bakarım. değil ki fil. Yani fil seni de ezer. Yani Büyük İskender'in Hindistan seferinde Aynen. görüldü bu değil mi? Tabii. <laughs> Değerli hocam, sizin yeni kitabınız çıktı, kitaplarınız çıktı daha doğrusu, birbirinin devamı niteliğinde. Onlara da kısaca bir tanıtalım çünkü konumuzla yani, da evet, bağlantılı. Evet, olmayın şey yaparsanız. Ee, kıymetli izleyenler, İlber Ortaylı hocamızın Sağ olun. Eylül ayında, geçen ay, Türklerin Tarihi diye iki ayrı ciltten oluşan kitabı çıktı. Zaten konumuzla biraz bu kitaplardaki konular etrafında dönüyor. Kısa süre içerisinde tabii bunlar burada çok geniş ve zengin bir içerik var. Onların hepsine değinmek mümkün değil. Ama mümkün olduğunca Anadolu bozkırlarından Avrupa içlerine ve Orta Asya'dan Avrupa'nın kapılarına diye iki ayrı alt başlıkla bu kitaplarda çok detaylı bir şekilde bu konulara, olabilirsiniz. çok yorumlu daha çok yoksa o baya böyle bir şey olması lazım külliyat tabi en önemli şey biliyorsun işte o dediğin yolda bak kaç tane tetkikat yapılması lazım Bizans, İran Evet. efendime söyleyeyim Çin, Sinoloji tabi az buçuk İndoloji falan hocam ee, arşiv şeyi çok önemli Türkler tarih yapmıştır ama tarih yazmamıştır diye bir söz var Buna o nasıl söz benimki. Tarihi yapmışlar, yazmamışlar benimki. Çok hazin bir laf. Evet, Osmanlı. Yani tarihi yapmışlar, yazmamışlar. Tarihi yaptılar. Ne zaman başlıyorlar yazmaya? başlıyorlar yazmaya? bu... Valla bizim tarih yazımızın kendine göre çok orijinal, çok büyük renkleri var. Ne zaman başlıyorlar, kim başlıyor onun da tartışması yapılabilir ama... Şurası bir gerçek şimdi. Farsça olan bir tarih var. Evet. Ee, o, o seviye yok Osmanlı İmparatorluğu. Mesela hocam şöyle gibi. bir şey Niye var. Niye yok? Çaka Mesela diye... denizlere o... çıkıp tutunmamız bir kere çok enteresan bir paradoks. Timur e, hiçbir şekilde e, cihat yapmadı teorik olarak. Çünkü hep Müslümanlarla kavga ol, etti. Türklerle büyük kavgalar ama bir tek cihat içine girecek teorik olarak şey var. Ee, İzmir, İzmir Rodos alması. Şövalyelerinden aldı. Orada. Şimdi o tabii önemli. İzmir'le bitmiyor. İşte zaten o zaman İzmir bugünkü İzmir değil. Sığacık donanmanın nasıl evet. yeri falan. Bir de kanlı bir İzmir, denize bu. denize, denize oturttu. Yani Türklerin denize oturmaları tabii ki Bey falan var admiral ama aslında bizim denize oturuşumuz çok geçtir. Evet. Bununla birlikte çok kabiliyetli bir milletiz deniz konusunda ve seviyoruz. Denizi ilk defa gördük ve öğrendik. Yani Fatih Sultan Mehmet'in donanması açıkçası çok yüz artan bir donanma değil. İstanbul'un kutlatması sırasında da görüldü. Evet. Efendim mesela Rodos'u alamadı. Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın bir donanmayı kaybetmesi olabilir. Baltaoğlu Süleyman te kaybeder başkası da eder. O donanma o kadar yani evet. muhim bu. Fakat ondan sonraki hamleyi düşünsen mesela. Şimdi Kuzey Ege Adaları'nı aldı Fatih. Onların savunması demek daha kolay yarılabilmiş. Ama evet. önemli bir şey Eribu'da kadar gitti. Aldı. Rodos kaldı maalesef. Biraz şeye gelince o Batı Avrupa'nın İtalya'nın dar daraltmasına gitti. Onu torununun çocuğu aldı. Evet. Kanuni. kanuni, Sultan Süleyman. Şimdi bu önemli. Fakat şurası da bir gerçek ki o aklamayı da yaptık. Yani Hocam, Yavuz Selim'in ondana... mesela donanma konusundaki faaliyeti çok şey değil. Yani e, hiç küçümsenecek bir şey değil. Evet, Barbarosları devlet hizmetine almak. Efendim, almadı. Barbaros zaten o zaman girmiş. Mısır'a giderken büyük bir donanmayı inşa Mümar, etmesi. Mimar Sinan bile o zaman alınmış. Yani şeye gidevçirme olarak. Evet. Yani Mısır bu kolay değil alması. Filistin, Mısır falan hiç kolay bir işler değil. Strateji başka. Fakat bu konuda ciddi olarak çalışan bilmiyorum, düşünen hiç değilse Alan Mikhail oldu. Evet. Bir o Alan Mikhail'in bu eserinde çok böyle tenkit edenler oldu. Çok demeyeceğim Siz daha doğrusu. Siz ne diyorsunuz hocam? O abartılı Ne diyeyim musun? canım? Üç kişi orada ne abartısı ya? Verip burun tutuyor yani fazla bir şey. Millet neler yazıyor? Tahtların, taçların kurulduğu, stüktürünün yapıldığı bir devir. Herkes öyle kavga ediyor, kavga ile hanedan içinde alıyor. Çok hazin ve korkunç sahneler var. Modern İngiltere'nin, Britanya'nın kurucusu 8. Henry'dir. Evet. İki tane karısının kafasını kestirdi. Yani onun bile arkasında başka bir entrikaların yattığı söyleniyor. Sırf kıskançlık falan değil yani. O evet. çok açık. Şimdi bunların meselesi değildir bu. Fakat Alan Mikhail'i tenkit edenler gazete ilanıyla yaptılar. Evet. Bu, bu benim için rahatsız edici bir şey. Çünkü bilimsel kitapların tenkidi bilimsel bilim dergilerinde, bilimsel evet, mecralarda Evet olmak yani üçer beşer sayfalarla falan olur böyle eserler. Hocam istersen evet, izleyicilerimiz evet. için... ...Elin Mikail'in kitabının adını da e, verelim. Ve o Atatürk'ün gölgesi. At gölgesi... Diye çevrildi evet, evet. Çevrildi o zaten. Modern dünyayı işte şekillendiren adam olarak Şekillendiren yani çok tabii... ...çok belki vurgulu da olabilir ama... ...bir takım şeylere dikkati çekti. Çok açık o açık yani. Onu söyleyelim size. Evet bu da Maalesef tümlerin... bundan tabii... ...savunma anlamında da... ...tenkit anlamında da... bir bizde çok kritik yapan görmedim. Yani ele alan görmedim. Evet, Türkçe'ye de yeni Yavuz çevirildi. Yavuz Selim uzmanları var. Yani Türkçe'ye bekleye çevirisini beklememek lazım değil mi? Bilenlerin evet, olması lazım. Evet. Hocam bir de son olarak diyorsunuz ki bizim hayali kahramanlara ihtiyacımız yok. Her devirde co coğrafyanın her yerinde varız zaten diyorsunuz. Siz evet Bugün onu Yavuz Yahya Kemal Bey çok güzel söyledi Hüseyin Cahit için. Kubilay Han'ın Japonya'yı e, alışından başlayarak, yani kuşatması alışından başlayarak Türklerin Japonya'ya çıktığını iddia etmişti. Tamamen kaçık bir iddia. <laughs> o da söylemişti, daha Viyana'nın dumanları, barutu kokarken ortada. Söyleyeyim, Japonya mı kaldı diye çok hoş bir kritiği vardı. Bizim nesil Yahya Kemal'i şair diye tanır. Evet. Halbuki düz yazıları, düşünce yazıları da var. Onları çok geç tanıdık. Mesela şey yaptı galiba Nihat şey Nihat Sami Nihat Banarlı evet. derlemişti onları gazetelerden falan. Dağınık bir adamdı Yahya evet. Kemal Bey her şeyle zaman evi olmadı hiçbir zaman. Doğrudur. Diplomatlığı da var. Her bir şey yaptı, her biri dağınık, şairliği kalıcı. Ee, ama tefekkür eserleri de var yani. Onları öyle topladı. Bilinmesi gerekiyor. Ben size illa takip edin demiyorum. Öyle şey demem ama. Eyvallah. Şunu da bilin ki 20. yüzyıl başındaki düşünce adamlarının arasında yer alır. Bilhassa Türkçe açısından falan çok önemli değil mi? Evet bu yıl bir de İlteriş Kağan yazıtı evet. keşfedildi. İlteriş Kağan veya Kutlu Kağan, İlteriş Kutlu Kağan yazıtı keşfedildi. Bunun işte, nerede keşf? Aynı der değil mi? Edilir dediğimiz yerde. Yani bu ötüken. Şimdi bu ötüken dediğimiz yeri büyütmeyelim. Bir tanesi bugün iki nokta var. Birisi ötüken uzakta. Ulan Bator'a başkenti şöyle bir 200 kilometre kadar çok yakın bir yer ama birkaç evet. saat gidiyorsun Moğolistan şartlarında dar bir yol. Ee, orada e, Gültekin'in Bilge Kağan'ın şeyleri var, yazıtları. Evet. Maalesef iyi restore edilmemiş. Yani biz yaptık ama iyi restore edilmemiş. Ama işte biliniyor da ne oldu, Towsend'in falan okuduğu şey o. İkincisi doğrudan doğruya Cengiz tahta çıktı. Yani bu Ulu ilan edildiği bölgenin çok yakınında. Yani mesela buradan Yeşilköy'e kadar biz Maslak'tayız neredeyse. Evet. Bir yerde biliyorsunuz başbakan olan Bilge tonlu Hukuk. Bilge Tonu Hukuk'un abidesi var çok şey. Bu kadar iç içeyiz yani onlar. Ama bölgede maalesef arkeolojik alan olduğu için çok şey çıkacağı belliydi. belli. Yani öyle 8. asırda da Türk alfabesi başlamış değil onun için birkaç gider geri gitmeniz lazım. İşte bir tane daha çıktı şimdi daha da daha eskiye star. tarihleniyor bir de daha Tabii önceki daha Çebil Yani 5'e kadar gidebilir. Çünkü evet. yani 500'lerde Justinianus ...adam yolluyor... Klik Yalız Amarkos elçi diye... Evet. ...oradan da karşılıklı olarak... ...Manyak diye bir... ...Göktürk Akan, bugünan ...Manyak adlı bir şey yolluyor... ...Soklu yani Tacik'i... ...şimdi böyle bir devreye giren adamların yazıları var... ...yazısız yürümez o devlet... ...yani şu Soğuklar, bir şey... ...Soklar İrani bir kavim değil mi hocam? ...Soklar hayır İrani kavim... Ee, Zaten Fatma Kadir diye bir alimimiz var, İranlı alim. Çok enteresan bir hanım, inşallah berayattır. O bir sokça lugat yaptı, hazırlıyordu. Bunun akıbetinden haberim yok, nasıl bayıldı, basıldı, nasıl gitti. Evet. Fakat gördüğünüz gibi çok aktif kadınlar İran'da. Yani her zaman aktiftiler, şimdi de öyleler. Öyle de gider inşallah. Ee, ve orada işte görünüyor. Bunlar daha çok bugünkü Tacikler gibi falan. Tabii onların yaşam coğrafyaları değişiyor hep evet. daralmadan. O sokça bunlar tabi İrani bir kavim ve kitabet sınıfı ve tüccar sınıfı. Ama çok iç içeler yani o çok açık. Peki hocam <laughs> son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı var bugün. Evet iki e, şey e, ülke evet, iki savaşıyor. kavim birbiriyle bölüşüyor. ve burada e, Türk izleri de var bu bölgede yani Ukraynalılarla Ruslar e, arasında bir zamanlar bir Slavlık şeyi vardı. Slavlığı sahiplenme. Bugün sahiplendi. yok sahiplendiği bir Slavlık dendiği zaman da anti Slav takım hep çıkmış yani Slavlar Yani o bölge de yine Deşti Kıpçak'la yer alıyor da bizim baktığımız çok zaman şey değil tabii Deşti Kıpçak orada zaten Kuyava Peçenekler'in başbuğunun ismi ki evet, Kuyava. Kuyava. Yani e, on, oradan geldiği açık. E, bu konuda başka söylenecek şey şu. Bu ikisinin arasında münaferet olmak için tarihi mevzular var. Abartmalar var. Stalin devri biraz çok problemler yarattı. Biraz değil adam evet. akıllı. Tabii Sovyetler Birliği'ni bir zaman Ukraynalılarla Ruslar yönetti. O çok açık. Başka milletlerin Tabii. başına gelenlerde de onların kavminde hmm. şeysi çoktur yani rolü aslında. Fakat kendi başlarına gelen yani Ukrayna kıtlık yaşadı Stalin devrinde. Çok kötü evet. bir kolhozlaştırma kolektivizasyon idaresi vardı. Ee, ve o yetmiyormuş gibi hala da dışarı ihracat yapacağım. Zira ihracat yapacağım bilmem ne için. İçeride Bu ürün Bu böyle yok. radikal ve gaddar kararlar maalesef orada açlık yarattı. Bu çok korkunç evet. bir şey. Onu unutmuyorlar ve o çok deşiliyor da devamlı. harp ee, harpte mesela Ukrayna Almanya'yı karşıladı. Efendim naziymiş faşizmi bilmez. Yani Ukraynalı He. Alman faşizmin ne olduğunu bilmez. Zaten bunlar bir müddet için anlatılmadı. Çünkü Rusya Almanya ile ahbaptı biliyorsun. Lutof Ribbentrop baktığına. Ama partinin her anlattığını, her şeyi de kitleye inmez. İnse de inanmazlar falan. Böyle bir şey vardı. Yaygındı. Onun için Ukraynalıların hepsi öyleyse anadan doğma faşist falan değil. O doğru değil. He, tabii. Tarihte. Ama Şurası da bir gerçek ki Slavların arasında mevcut olan antisemitizm burada da mevcuttu tamamıyla. Ve harpten sonra da işte biliyorsunuz Ukrayna Cumhuriyet gene. Kırım kendilerine niye bağlandı? Bağlanmak zorundaydı öyle hediye medya değil. Çünkü Kırım'ın bütün su ve elektrik kaynakları Ukrayna'da. Kırım'da yok yeterince su ve elektrik üretecek hidro enerji mevcut değil. Ruslar de. ilhaktan sonra bunu nasıl yaptılar 2014'ten sonra? Cumhuriyet'te yani oradan oraya ilhak bir şey kabul etmiyor ki. Yani bizde falan kazayı filan vilayete bağlamak kadar kolay bir şey Sovyetler Birliği'nde yani onlar öyle çok Yok, günümüzdeki milli i̇lhaktan sınırlar var. değil ayremem yani. Ukrayna'nın sınırları o olmuş bu olmuş Sovyetler Birliği'nde 15 tane cumhuriyet. Kimin toprağına kime veriyorlar? Hiç onun kavgası şimdi olabilir. O zaman öyle bir şey yok yani. Nitekim şimdi oluyor zaten Karabağ meselesi, Şimdi çıkıyor. Meselesi. Karabağ yok. Tabii. Karabağ hep böyle alttan alta bir yaraydı. Çünkü oraya yerleştirdiler onları. Evet. Çar devrinden beri <laughs> resmi ağızlar işte Ermenilerle bizimkiler yaşar bir arada diyor. Bir kısmı da konuşuyordu hatta şeye kadar. İşte oradan çıkan seslerle bizim Azerbaycan musikisi yaşar diyor. Doğru Karabaharlılardır onlar hep. Bir şeyler şimdi bu mesele nasıl çözülecek? Bence çözüldü. Çözüldü. Evet. Herkes bunu kabul ederse çok iyi olur. Çözüldü. Çünkü demek ki bir ara bir kuvvet kullanıldı. Biri için çok aşırı gidildi. Ermeniler geldiler Azerbaycan toprağına. Eh şimdi de onlar mukabil taarruzu yaptı. Evet. Bunun da artık bitmesi. Aklı varsa Ermenilerin de Kafkaslardaki bu komşularıyla çok iyi geçinecekler. Yani evet. bunun başka çaresi yok. Zaten bir sürüsü de öyle düşünüyor. Çünkü bu bölgede doğru dürüst üretim yapıp ticaret yapacak kabiliyette milletler çok yok. Yani evet. onu bilin tüccar geçineni üretim yapamıyor üretebileni zaten ticaretten anlamıyor bu çok önemli çok önemli doğru onun için bu bölgede böyle bir sulh olmaları lazım aralarında bugün paşinyan <laughs> cumhurbaşkanı erdoğanla ve İlham aliyev'le geldi görüştü onların Demek, masasına geldi bulundu tabii öyle işte gelecek yapacak ya bu doğrusu da budur doğru tabii bunun başka çaresi yoktur zaten keşke yani. çok daha önce gelselerdi yanlış e, Gelmezler. Bu kadar bazı şeylerin gelse. yaşanması gerek tarih evet. bu yaşayacaksın da bileceksin demiş <laughs> evet. Eyvallah. hocam çok teşekkür ederim kıymetli vakitlerinizi e, ayırdınız e, Türk tarihine ilişkin kısa bir ama hemen hemen pek çok durağa da hızlıca atlayarak bir tur yapmış olduk evet. Turu, e, ileride oldu. görüşürüz gene kitabınızda kutlu olsun Yavuz Adalet'in kılıcı bakalım şuna teşekkür ederim hocam sağ olun sağ olun <laughs> Değerli izleyenler, bugün de Dünyadaki Türkiye'nin özel bölümünün sonuna geldik. Konuğumuz, kıymetli hocamız Profesör Doktor İlber Ortaylı idi. İlber hocamızla Dünyadaki Türkiye'nin tarihine bir yolculuk yaptık. Her zaman coğrafya eksenli bir program yapıyorduk ama bugün böyle oldu, güzel de oldu. İnşallah önümüzdeki programlarda yeniden kendisini ağırlama şerefine nail oluruz. Bundan sonraki programlarda haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler, hayırlı hafta sonları.